Bebişlerim günaydın. Sizinle birlikte kahvaltı hazırladık gördüğünüz gibi. Ezan okunuyor. Şu an saat 1. Havalar aşırı sıcak. Ter içinde kalıyoruz. Sabahları o yüzden hani hiçbir şey yiyesim gelmiyor. Limonlu suyumu falan içtim. Gördünüz zaten. Bunun üstündekini de anneciğim yapmıştı. Patlıcanlı falan böyle bir kahvaltılık ezme. Bugün Ece'ye gideceğim. Klibi, uyuma klibini çeken arkadaşlarımı hatırlarsınız. Bob'u hatırlarsınız. Çok özledim Ece'yi de. Bayağıdır görmüyorum. Saat 3 gibi falan ona gideceğim yani. Yürüyerek gideceğim. Yürüyerek 40 dakika falan Ece ile benim evim arası. Arabayla 10 dakika. Ama arabayı çıkarmayacağım. Bana da biraz yürüyüş olsun. Vallahi mük. Bana afiyet olsun. Hazırlanırken belki çekerim, belki çekmem. Bilmiyorum. Arkadaşım kahvaltımı yaptım da. Şimdi ice latte yapacaktım normalde ama biliyorsunuz geçen gün sizinle yaptık. O öbür sürahiyi ben bitirdim bu arada dün. Bu kaldı. Bu da yoğun olan. Hani bunu sert yapmıştım bayağı bir. Şöyle koyuyorum. Buzu aldım bardağıma. Bunu böyle normal espresso şu kadar ya. Ben bunu biraz fazla koyuyorum. Çünkü şey anca. Üzerini de bu şekilde sütle tamamlıyorum işte. Tadına bakıyorum ben. Bakayım pipetim var mı? Tadına bakıp yoğunluğunu arttırıp azaltabiliyorum. Biraz daha kahve istiyor. Şöyle. Soğuk filtre kahveniz hazır. Aklınızda bulunsun. Evinizde yani varsa böyle saçma sapan kıyıda köşede kalmış, bayatlamış falan kahveler. Böyle demleyin. French press'te de yapabilirsiniz. Demleyin abi. Koyun sürahilere. Dolapta hep elinizin altında bir soğuk kahveniz, filtre kahveniz olsun yani. Buzu basın, suyu basın, sütü basın. Nasıl istiyorsanız. Mis gibi. Değerlendirin yani. Çiçeklerim hello. Ne yapıyorsunuz? Ben hazırlandım, giyindim. Size şimdi göstereyim. Ya altıma şortumu giydim. Hava aşırı sıcak. Üstüme de bu yazlıkları indirdik ya bunu giydim. Arzumcuğumla şekillendirdim. Sizin dediğiniz gibi uçlarını falan kıvırarak yapmaya çalıştım. Elim hala alışmadı. Ya bir de şey, başlığı çok zor çıktı. Nasıl oldu? Durun bir aynaya bakayım. Fena olmadı sanki. Başlığı çok zor çıktı. Başlığını böyle biraz asıldım, açtım. Arasından böyle metal bir parça boşa çıktı. Onu gösteririm size. Şu an vaktim yok da çıkmam lazım. Akşamki arkadaşa bir göstereceğim. Eğer olmazsa garantiye göndereceğiz onu da. Karşı binamızda da biraz inşaatımsı bir şeyler var. Böyle oldum. Şimdi çantamı alacağım. Bu çanta uyuyor gibi. Böyle bel çantası. Şortum lacivert ya. Bence tatlış olacak. Çatı yapıyor abi. Semtimizde herkes çatı yaptırıyor şu an. Böyle bir şey mevsimi falan var galiba. Herkes şu an yaptırıyor yani. Vay salak gibi kulaklığımı da şarja koymayı unuttum. Aa kerkesin kulaklığı burada. Bunun şarjı var mı? Bunun kulaklığı da. Bununki de yok galiba. Benimki var mı? Benimki de yok gibi. Neyse dur alacağım yine de yanıma. Şimdi çanta değiştiriyorum. Yürüyerek gideceğim. 3 gibi demiştik Ece ile. Saat şu an 3'e çeyrek var. Ve işte 40 dakika sürüyor benim yürüyerek gitmem. Bence sorun olmaz ya. Ece alışık benim gece kalmalarıma. Bir klibin çekileceği gün zamanında gitmiştim herhalde. Abi çantam para dolu. Niye böyle? Bozukları ben ayrı bir yerde biriktiriyorum normalde. Ay. Vallahi bu havada düzleştirdim saçımı. Helal bana. O şey parça canımı sıktı. Parçasız bu arada açılıyor makina. Hani parçasız devam ettim falan ama zaten tıkır tıkır ediyordu. Fazlalık mıydı acaba o parça? Yes bebişkolar. Kombin çek böyleydi. Şöyle de gözlüğümü takacağım. Öyle görünüyorum. Kameramı almayacağım. Telefonla çekerim ama orada.
Makyajım da böyle. Geçen gün yaptığım makyajın aynısını yaptım. Böyle görünüyorum. Çıkıyorum, çok sıcak. Çıkıyorum, görüşürüz aşklarım. Abone oldunuz mu? Hadi olun. Dur dur. Git Ezgi'ye git. Tamam. Bir dursam da bir sevsem. Heyecanlandı şu an çok. Bob. Bob. Bir seveyim lan bir dur. Topunu sana hediye etmek istedi, edemedi. Heh. Nereye? Gidiyor içeri. Koş. Beni hiç takmaması peki. Heyecan yaptı. Hayatta vermez. Şov mu yapıyorsun bana şu an? Bana şu an şov mu yapıyorsun? Bob. Sevsev bir şey yaptım. Tamam. Ay parmağımı koydum kameraya. Kamyon şoförü oldu. Kamyon şoförü oldu. Ne yapıyorsun? Ha. Ne yapıyorsun aşkım? Sakinledi sevilince. Ha, akıllı. Akıllı mısın oğlum sen? Sen çok akıllısın. Koyacağım koyacağım. Bunlar ne? Yoruldu. Taş mı taşıdın? Sevsene beni. Taş mı taşıdın? Taş mı taşıdın? Köpek ASMR'ı. Oo, biraz sık sık sen bir şey yapmaz değil mi? Hiçbir şeyde hiçbir şey yapmaz. Bu kulakler ne? Bu kulakler, bu kulakler ne? Oğlum yeme kızı. Ha bir de bu var. Elini kaçırma diye. Ha. Kaçırmak istediği gibi yalayabilsin diye. Okay. Heyecanlan. Sen bağırınca heyecan yapıyor. Daha da çok yapası geliyor. Böyle bakıyor bak. Yan bakış. Ellerimin haline bak. Biraz daha yalayayım. Kocamansın. Çok büyüksün. Çok büyüksün. Dil niye böyle dışarıda? Dili sarkıyor ya. Evet, evet. O heyecan. Bob yavaş. Ezme kızı. Yaptım. Arkadaşlar şu fotoğrafın güzelliğine bakın. Çok tatlıymış. Bak bak. Lara'ya çok benzemiş burada pisi. Aa evet. Lara gibi çıkmış. Arkadaşlarım çıktım. Ece ile Çağrı'nın yanında. Çok güzeldi. Biraz bir şeyler içtik hafif. Çakır keyif oldu. Şimdi eve döneceğim. Saat böyle 7 suları falan. Ay çok tatlı Bob'u gördünüz mü arkadaşlarım? Ecelerle de bayağıdır görüşmüyorduk. En son benim klip zamanı görüştük herhalde geçen sene. İyi oldu yani. Ton balığı var. Kinoa var. Böyle ton balıklı kinoalı bir salata yapacağız sizinle. Ben yürüyorum şimdi. Görüşürüz birazdan. Muhteşem orkestraya kocaman bir alkış alabilir miyim?
Şarkının ortasında aklıma şey geldi söylerken. İyileştiğinizi nasıl anlarsınız? Bir kalp kırıklığından iyileştiğinizi. Ben fikrimi söyleyeyim mi? Bence anlamıyor insan. Unutuyorsun, öyle bir unutuyorsun ki o kişi çok sonra şey olasın. Ha böyle bir şey galiba iyileşmek. Dolayısıyla böyle her ben iyileştim dediğinde aslında bence iyileşememiş oluyorsun. Çünkü gerçek iyileşmeyi fark etmiyor bence insan. Şimdiki parça o yüzden iyileşemediğim günlerden çalacağım bir şarkı. Şu anda aktif acı çeken, aktif kalp kırıklığı böyle birinden ayrılmış kim var? Özellikle sizin için gelsin. Özellikle. Merak etmeyin geçiyor. Ah ben elbet iyileşeceğim. Kopardığın yerimden biteceğim. Tam doğarken küllerimden. Bu şarkıyı şerefine söyleyeceğim. Bir daha mı? Hadi. Aynen öyle. Arkadaşlarım makroya girdim şimdi. Birkaç bir şey aldım eve. Nova Norda'nın konseri var burada. Hala sesi geliyor görüyorsunuz. Size minik motivasyonlar verdi kendisi gördüğünüz gibi. Şimdi eve gidiyoruz çiçekler. Kinoalı ton balıklı bir salata yapacağım. Kafamda birkaç bir şey var. İnşallah güzel olur. Aşırı açım. Ve bugün hiç su içemedim doğru düzgün. Hemen eve gidip suya abanacağım. Sonra bir tane Milky'nin değişik bir şeyini aldım. Onu göstereceğim evde. Bebişlerim hello tekrar. Eve geldim. Alışverişlerimi yerleştirdim. Şimdi kinoam haşlandı. Sizinle güzel bir ton balıklı salata yapacağız. Çok acıktım. Kerkayas bana salata hazırlamış bu arada. Yani malzemelerini koymuş, karıştırmamış. Şimdi sizinle hazırlayacağız. Şeyi göstereyim size aldığımı, durun. Şunu aldım arkadaşlar. Milky'nin Hindistan cevizli probiyotikli yoğurdu. Bunu aldım. Deneriz sizinle bunu yarın falan. Şimdi Kerkayas'ın bana hazırladığı salata böyle işte küçük bir paket ton balığı, 2 yemek kaşığı Meksika fasulyesi, kıvırcık, maydanoz, dereotu, taze nane, doğranmış, hazır, severiz. Şimdi kinoayı bir süzeceğim. Burada da bir kahve fincanına kinoa, beyaz kinoa haşladım. Şimdi birkaç dilim şeyim var burada. Turşu var. Bunları alıp doğrayacağım küçük küçük. Şöyle mora yakın domatesler var. Kameradan ne kadar belli oluyor bilmiyorum ama. Minik pembe domates gibi daha çok. Şu kadar aldım ikiye. Bunları da böyle bir iki böleceğim. Nasıl tadı acaba? Uf, bal gibi. Çok güzelmiş. Böyle mısır haşlamıştım. Bunları şöyle bir kısmını kullanacağım. Elimle açıyorum. Şöyle yaptım. Kinoa da soğumuş bu arada. Hepsini kullanmayacağım bunun. Çok fazla olur. Şu kalanı kalsın. 2 yemek kaşığı da kinoa koydum. Şöyle bir hepsini karıştıracağım. Şu
kalan kinoayı da şöyle dolaba kaldırıyorum. Sosunu hazırlıyoruz. Süzme yoğurdum var biraz. Şöyle suyunu da alıyorum. Şöyle 1-2 kaşık süzme yoğurt. Tabii ki hardal. Şöyle bol limon. Yani yarım limonun hepsini kullanacağım herhalde, aynen. Bir lokma zeytinyağı. Şimdi bunu bir mixleyeceğim de. Karabiber. Tuz da koyalım biraz. Şöyle bir tadına bakacağım. Çok güzel. Şimdi bunu aldık. Direkt dökeceğim bütün sosu. Bunu mix yapacağım. Pişler güzelce ne? Islak ıslak böyle. Of, çok güzel oldu. Hemen bir tadım testi. Tuzuna muzuna. Of, çok iyi. Şöyle bir tulum peyniri aldım. Bunu bir keselim azıcık bir lokma. Tadına bakacağım. Güzel, biraz tuzlu bir tulum peyniri. Şu kadar bir keseyim. Birkaç tane elimle parçalayıp salataya katıyorum üstüne. Bir dilim falan yani. En üstüne de opsiyonel çıtır soğanlarım var biraz. Şöyle şu kadar. Bir tutam çıtır soğan koydum. Böyle görünüyor salatam. Şimdi tadalım sizinle tekrar. Kaşıklayacağım tabii ki. Bunu deneyin. Çok güzel. Müthiş. Çok acıktım. Öpüyorum sizi. Bunu yiyeceğim. Yine görüşürüz. Evet arkadaşlarım, yemeğimi yedim ve hepsini bitiremedim. Yarısından biraz az kaldı dibinde. Onu dolaba kaldırdım. Şimdi bir kadeh rose şarap içeceğim. Bugün biraz alkollü bir gün ama iyiyiz. Böyle bir gündü. Valla Ecelerde çok çekim yapamadım arkadaşlarım. Çünkü uzun zamandır görüşmüyorduk. Bir de onlar böyle çok sevmiyorlar yani kamera önünde olmayı. Ama Ece'yi merak ediyorsanız, hiçbirimiz yokken Ece vardı. Ve ben Ece'ye hayatında ilk kez makyaj yaptırıyor diye bir video çekmiştim. Kanala gidip bakabilirsiniz. Pek hoşlanmayacaktım gidip bakmanızdan ama. Güzel vakit geçirdik. Sohbet muhabbet ettik. Bugün daha bir şey yapmam herhalde. Saçım da böyle. Gördüğünüz gibi çok tabii terledim. O yüzden dayanmaması çok normal. Yarın herhalde görüşürüz. Bir daha yarın açarım diye tahmin ediyorum. Bir like'ınızı alırım babaya. Çiçeklerim hello. Ne yapıyorsunuz? Ertesi günden merhaba. Bir sileyim sizi. Ay gibi parlıyoruz ya, yemin ediyorum bu kadar mı fark eder? Aşkımlar, ben 8.30-9 gibi falan uyandım. Kahve içtim. Öğlen saat 1 gibi o ayran aşı çorbasının dibinde kalmıştı. Birlikte yapmıştık ya sizinle. Ondan içtim çünkü dün biraz alkol ve gece biraz atıştırdım. Biraz kaçırdığım için bugün sabah hafif güne başladım. Henüz hala hiçbir şey yemedim. Size de çok bir şey çekmedim çünkü çok bir şey yapmadım aslında bugün. Etrafı toparladım, çamaşırlarımı yıkadım astım ve editimi yaptım. Hafta sonu videosunu
bugünden hazır etmek istedim. Biraz süresi kısa oldu. Normal böyle dolu dolu vloglarım gibi olmadı ama arada böyle kısa videolarda atıyorum artık yani. Onu da artık şey yapın, idare edersiniz. Karşı binamızdaki çatı bir haftadır falan tadilatta, çok gürültü oluyor gündüzleri o yüzden evde. Çatılara, yani manyak gibi çatılara şöyle bir şey yapıyorlar abi. Kiremit olan çatıların yerine bunu yapıyorlar işte gördüğünüz gibi. Bayağı geçtiğimiz haftadan beri böyle. İşte şurayı yapmayacaklar herhalde, bilmiyorum. Diğer çatılar da böyle. İşte bizim çatı da böyle kiremit. Bunun faydası nedir hiçbir bilgim yok. Sıcağı mı daha geç yalıtıyor, soğuğu mu şey yapıyor, yani bilemedim. Bayağı gürültü oluyor. Geçtiğimiz haftadan beri gündüz evde ama bitti galiba gördüğünüz gibi sizde. Şimdi saat 4.30. Kerkayaz Muratlarla, arkadaşlarıyla birlikte kampa gitti. Kaçta gelecek bilmiyorum ama muhtemelen akşam yemeğine onlar mangal falan yapacaklarmış. Biz baş başayız sizinle ve ben birazcık şu an midem kazınıyor. Acıktım. Acıktığım için de dün size gösterdiğim bu Milky'nin probiyotik yoğurdu var ya, onu bir test edelim istiyorum. Size o yüzden hemen tripota alıyorum. Bakalım bakalım. Bakalım şu. Dün de gösterdiydim. İyi ki Milky. İyi ki Nilki. Nilki'ymiş kız. Milky diye okuyorum. Nilki. Milky. Nilki. Nilkara İbrahim gi. Ay. Güzel bir Hindistan ve Hindistan. Hindistan Ganj Nehri'nin kokuları. Ay. Dur hemen şu kapağını içine sıyıralım. Ne kadar zenginsin testi. Kıvamı böyle pamuk gibi bir kıvam var, krema gibi. Evet. Deniyorum. Oha, oha Nes hatta. Abi, inanılmaz. Çok güzel. Şeker falan yok içinde. Bakıyorum şeker 3 gram var şeker içinde. 3 gram da hiçbir şey bu arada. 100 gramda 372 kalori var. Bu 400 gramlık bir kap. Buna hemen şimdi hadi sizinle minik bir ara öğün hazırlayalım madem. Burada birkaç tane çileğim var. Yıkamıştık bunları. Çok beğendim. Öyle... Şey, Hindistan cevizinin tadı da sizi rahatsız etmiyor. Çok şeker tadı falan da yok. Çok hafif böyle alttan bir bal sanki atmışsınız gibi bir şeker tadı geliyor yani. Hazırlayalım gelin. Güzel, sevdim. Beni biliyorsunuz. Bana bazılarınız çok güveniyor bu konuda. Ezgi sana güveniyoruz falan diye. Bu arada size bir şeyden bahsedeceğim tatsız. Aldığım Arzum'un saç ürünü... Çiçekler şöyle oldu. Geçen gün Ecelere gittiğimde dün işte büyük başlıklı saçlarımı yapıyordum ya. Küçük başlığa geçmek istedim. Başlığı açamadım böyle. Sıkıştı gibi oldu ya. Bayağı sertleşti. Sonra biraz bekledim, soğudu falan. İşte bir şeyle tutup çevirdim. Çevirince de arasından metal bir parça çıktı. Onun görselini şuraya koyayım hemen size. İnternete bir girdim abi. Şikayet var da, Kerkayaz'la dün akşam baktık, şikayet var da kaynıyor. Bazısından iki tane düşmüş. Parçanın geri takılacak bir yeri de yok. Çok saçma yani. Ve ben dün fark ettim, içeride şangur şungur bir şeyler, ben saçımı yaptıkça tıkır tıkır sesler geliyordu zaten bu arada. İşte Arzum'a götürmüşler servisine, işte yok işte saçma sapan geri dönüşler almışlar. Of, parça fazla denmiş. Ve o parça düştükten sonra birkaç kişi de şey demiş, eskisi gibi ısıtmıyor, eşit bir şekilde sıcaklığı dağıtmıyor falan gibi şikayetler okudum. Çok üzüldüm açıkçası. İki kere kullandık ürünü biliyorsunuz. İlkinde hiç böyle bir sorun yoktu ama dün öyle bir problem oldu. O yüzden ben de bugün onu iadeye götüreceğim. Media Mark'a geri, bilmiyorum alırlar mı kullanılmış ürünü. Bana muhtemelen
garantiye gönderelim falan diyecekler ama kabul etmek istemiyorum açıkçası. Çünkü şikayet vardı ki yorumlarda birkaç kişi şey demiş, hani ürünü değiştirdiler ama aynı problem yine oldu falan da denmiş. Dün aranızdan bir çiçeğimle konuştum. Onda da var aynı makina. Bendekinde hiç öyle bir sorun olmadı demiş mesela. Yani neden böyle bir şey oldu inanır mısınız hiç anlayamadım ve üzüldüm yani. Çünkü sevmiştim makineyi. Başka bir şey bakmak istiyorum açıkçası, biraz şey oldum. Midem bulandı yani. O yüzden benim önerilerime güvendiğinizi bildiğim için bunu da öneriyorum şu an. Tadına baktım. Güzel. Yani inşallah hemen gidip arzumu bilmiyorum. Yani şimdi markayı da kötülemek istemiyorum ama ben böyle bir sorun yaşadım. Onu bilin. Alacaksanız da ona göre alın. Bakalım beraber gideceğiz sizinle şimdi. İşimi de hallettim zaten. Bakalım ne diyecek MediaMarkt. Dediğim gibi yani değişim falan istemiyorum. Çünkü ya aynısı olursa? Tabii ki olmayabilir ama ya olursa aynı problem? Onu bilerek mi kullanacağım ürünü? Her başlığı çıkarttığımda bir tedirgin olacağım yani. O yüzden bilemedim. Oraya gideceğiz. Hazır gitmişken bizim Kerkayas'ta 11. evlilik yıl dönümümüz yaklaşıyor arkadaşlar. 26 Haziran'da 11. yılımıza giriyoruz. Daha nice yıllara diliyorum şimdiden. Bu sene öyle çok büyük bir aktivite yapmayacağız. Çünkü geçen sene çok güzel bir evlilik yıldönümü geçirmiştik açıkçası. Hem bu sene hem maddi olarak da çok uygun değiliz ne yazık ki. Hem de işte annemlerin yanına gideceğiz, geleceğiz falan, bayram sonrası nasıl bir yoğunluk olur bilemiyorum. Ama ben yine de kendisi tabii ki hediyesiz geçirmek istemiyorum. O yüzden ona bir şey almıştım. O geldi bugün erkenden. Bugün ona da böyle birkaç bir şey bakmak istiyorum böyle. Size gösteremeyeceğim çünkü videolarımı izliyor kendisi. Ama ona da böyle birkaç bir şeyler yapmak istiyorum. Güzel hediyeler bir şeyler. Az önce bir miyavlama sesi geldi. Leroş! Kızım neden miyavlıyorsun? Aa. Böyle çok daha güzel oldu. Ay çok güzel. Bunun sadece Hindistan cevizlisi vardı. Trendyol'da bir bakayım. Trendyol'da var mı hatta? Şimdi bakayım. Ha, şey, vegan pazar yeri diye bir yer satıyor. 70 lira, 80 lira. Migros, 70-80 lira. Macro Center'da var ama. Bulunduğunuz yerde yoksa Google'dan aratın. Bebekler Trendyol'da yok maalesef. Çıkmıyor yani. Ama vegan pazar yeri diye bir yerde var. Vegan istasyon diye bir yerde de var. Yani çok beğendim ben. Activia'dan güzel tadı kıvamı. Hemen bir üstüme bir şeyler geçireyim. Gidelim. Bakalım ne diyecekler. Üf, tadım kaçtı ya. Siz yaşadınız mı böyle bir problem? Yazın bana olur mu? Birazdan görüşürüz. Giyindim arkadaşlar. Nasıl oldu? Kerkayas'ın oversize tişörtü ve altında tight'ım var. Yani bu biraz daha kısa dursaydı şöyle falan daha mı iyi olurdu? Çok mu uzun oldu bu tişört? Bunda tişörtler hep uzun ya. Şimdi kızacak bana bu videoyu izleyince. Aşkım niye benim kıyafetlerimi giyiyorsun? Ulan bunu giyeceğim. Şimdi saçlarımıza bir çeki düzen verelim, gelin. Kocişkom'un oversize tişörtleri. Işık açayım mı size? Yok, gerek yok. Şimdi bunun bir dibine bir tarasam mı saçımı? Tararsam çok kabaracak ya. Dur bir kuru şampuan yapayım önce de. Duş alıp da çıkabilirdim ama geç oluyor. Eve geldiğimde duşa gireceğim. Çünkü muhtemelen ter içinde geleceğim eve. Ya Batiste'nin bu kuru şampuanları inanılmaz güzel. Biraz beyaz yapıyor ama şöyle yapınca fıtı fıtı, fıtı fıtı. Yeni banyodan çıkmışım gibi oluyor. Saçımı bir öreceğim, o yüzden taramaya karar verdim şu anda. Açık olmayacak yani. Tarıyorum saçlarım aşkım var. Kuru kuru da hiç sevmem saç taramayı. Dibim geldi. Baksanıza kahverengi. Çok kamerada çok belli olmuyor sanırım ama. Bir kutu boya alıp yeniden boyasam mı? Tam çizgisini bulalım.
Alttan öreceğim. Dün de bu arada Ecelere gittim geldim ya, bir baktım 10 bin adım atmışım, hatta 10 bini geçmiş. Spor yapmayı özledim. Spor da yapmak istiyorum. Hatta yarın Kerkayaz izinli. Dışarıda olursak yapamam büyük ihtimalle ama evde olursak yarın Leslie yapalım. Yarın yapamazsak pazartesi yapalım. Leslie yapacağım yani. Ne kadar sıcak olursa da. Gerekirse size göstermeyeceğim. Çıplak yapacağım ama yapacağım yani o sporu. Özledim çünkü Leslie'ciğimi. Ördüm. Şurayı şöyle bir tarayayım. Düzgün görünsün diye. Şuradan minik minik çıkaralım. Saçlarımız. Ve bu örgüyü açıyorum. Şöyle. Burayı da açıyorum. Bollaştırdım yani. Çok mükemmel olmadı. Ama iyidir. Çok yapışık sevmiyorum da iyi oldu ya. Makyaj falan yapmıyorum. Burayı da açık bıraktım. Kapısını kapattım. Sabah Kopernik odama işemiş abi. Leş gibi sidik kokuyor. 10 kere sildim geçmedi kokusu. Delirtti beni Kopernik sabah sabah arkadaşlar. Dudağıma azıcık lip balm. Acı biberli şeyden, acı biberli şeyden sürelim mi? Acı biber. Süreceğim kız, dudakların böyle görünsün. Lifter Plump. Cami bizim ev biliyorsunuz. Çok yakında cami var ya, çok gürültü geliyor değil mi? Aziz Allah, günahlara girme gerizekalı kız. Hocacığım. Aldım düzleştiriciyi. Fişi falan içindeydi zaten. Aynen. Ecem göndermişti bana bunları galiba. Ecem aşkım izliyor musun? Butiği vardı çiçeğimin. Çok güzel şeyler göndermişti. Doğru yere taktık. Evet. Şimdi cüzdanım burada. Ya kulaklığımın şarjı yok gibi. Bir tanesi kulaklığımın ses vermiyor. Şu gözlüğüm var. Kerkayaz'ın tişörtünü 2 dakikada nasıl kirletti? Sizi de yanıma almıyorum. Bebişler dışarıda. Telefonla artık çekiyorum yani. iPhone 14 Pro bence şey. Çünkü sizi almak istesem buraya kamerayı koy. İçine yok başka bir kablolar bir şeyler koy. Bir tane de sakız. Bubblegum manyağı bir kocam var arkadaşlar. Sürekli Big bubble. Çocuk gibi ağlıyor. Geçen gün Kopernik ortada bırakmış şeyini, sakızını bunu. Kopernik de almış bir yerlere atmış herhalde. Ay 5 yaşındaki oğlan çocuğu. Aşkım Big bubble. Her tarafta sakız arada. Senin odandaki yatağın altına baktın mı dedim. Baktım yok dedi. Yatağa gittim bir çektim. Yatağın altında bir sürü sakız. Boş sakız paketleri. Hepsini almış bu manyak kedimiz. Gitti bunu aldı. Şimdi ben de bunu ortada bırakayım. Kopernik onu tanıp kaybetsin. Evet bebekler çıkıyorum. Gördüğünüz gibi böyle normal casual bir kombin. Bakalım ne olacak? Hadi gidelim. Arkadaşlarım şimdi MediaMarkt'tan çıktım. Ürünü verdim. Hijyen ürünü olduğu için direkt iadesini almıyorlarmış. İşte Arzum'a gönderiyorlar. Arzum işte inceliyor ürünü. Değişim yapabiliyormuş. Ya da işte değişim yapamıyorsa iade anca o şekilde yapabiliyormuş falan. Ben dedim yani iade önceliyim. Çünkü şeyde, ay şuradaki ışık çok uzak. Çünkü dedim yani şikayet vardı falan da hani ürünü değişmesine rağmen aynı sorunu tekrar yaşayan insanlar olmuş. İade önceliyim dedim. İşte form falan doldurduk. İşte araya bayram girdiği için süreç biraz uzayacakmış. Normalde 20 iş günüymüş resmi servis süresi. Size de bu bilgileri veriyorum. Yani aynı şeyleri yaşıyorsanız bilginiz olsun. 20 iş günüymüş resmi servis süresi. Ama işte bazen daha erken de gelebiliyormuş ya da uzayabiliyormuş. Ama oradaki çocuk şeydi yani 1-1,5 ay dedi. Sağlık olsun. Zaten hava çok sıcak. Gördünüz siz de, dün de düzleştirdim ama saçlarım şey oldu. Terden vıç vıç. Zaten annemlerin yanına falan gideceğiz Temmuz'da kız. Döndüğümüzde yaz sonuna doğru. Bence gelmiş olacak herhalde. Bakalım. H&M'e falan bir şeylere bakacağız. Herkese bir sürü çorap aldım az önce. Çorabım kalmadı deyip duruyordu. Onda bir sürü çorap aldım. Öyle yani bebeklerim. Arkadaşlarım şimdi deneme kıyafet deneyeceğim. Şöyle kot şort, 46 bedenim vardı. Renk gelecek büyük.
var. Şöyle bir elbisemiz var. Bir de burada birkaç kot şort var. Şimdi deniyorum ve size gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi 46 ve ben kot şort böyle oldu. Beli bol geldi ve şu kısmı yine pop duruyor. Şöyle oldu. Pot duruyor şu kısım gördüğünüz gibi. Ve bunlar giydikçe açılıyor. Daha da açılacak büyük ihtimal. Şimdi diğerlerini bir deniyorum. Neyse arkadaşlarım. 44 beden. Tam oldu gördüğünüz gibi ama yine bu kısmı çok belli ediyormuş gibi. Şöyle. Bir tane daha var şimdi bunu da deneyeceğim. Neyse arkadaşlarım bu da 44 beden. Bunun da biraz belli ediyor ön kısmını. Ama giydiğim iç çamaşırından dolayı da olabilir o. Bunu daha çok sevdim ya. Yani bunu sevdim. Bu açar mı? De giydiğim iç çamaşırından da çok belli ediyor olabilir. Bunu alacağım sanırım ya. Arkadaşlar elbise de böyle oldu. Beğenmedim tabii ki. Çok büyük. XL bu. Aşırı büyük oldu. Şurada ipleri var. Ben sanırım şöyle daraltabiliyorsunuz. Bayağı bol oldu bana. Aslında rahat. Ama büyük geldi. Ama bunu alacağım. Bebişler. Aldım. O en son giydiğim kot şortu aldım. 44 beden olanına. Yani o muhtemelen çok açacak ve bollaracak. Aslında 42 alsaydım olurdu. Ama hem kotların olduğu yeri çok karman çorman yapmışlar yani. Hem dedim ki rahat olsun. Şu anda da giyebileyim. Şimdi mesela annemlerin yanına gideceğiz ya yazlığa. Orada falan da hani daha rahat rahat giyeyim istedim açıkçası. O yüzden 44 bedenini aldım. 800 lira. Ya daha uygununu açıkçası artık hiçbir şeyin fiyatı uygun değil ve benim hiç kot şortum yok. Onur'la geçen gün çıktığımızda bana onu aldırmamıştı ama o gün onunla da biraz gezmiştik. İşte mangolarda falan direkt 1500 lira falan çıkıyor zaten. H&M'in kalıplarını seviyorum. Eğer bunu beğenmeseydim maviden alacaktım. Mavinin de kalıpları çok güzel. Öyle yani çiçekler aldım. Şimdi LC2'ye doğru bir gidiyorum. Oraya da şöyle bir bakacağım. LC2 Home'a falan gireceğim. Çocuk sıkıştım. Bir lavaboya gireceğim. Birazcık da acıktım. Acaba diyorum burada bir şeyler yiyip mi gitsem ya da hani hiç oyalanmadan eve gitsem mi? Ama Özdile'nin marketine falan da gideceğim bir. Bir bakalım yani takılıyorum çiçekler. Bu kotu isterseniz evde eğer çok üşenmezsem evde tekrar üstümde deneyip üstüne de böyle daha güzel bir şey giyip gösteririm size. Arkadaşlar şimdi LC2'ye geldim. Burada da siyah böyle bir tane kot var. 42 beden ama geniş görünüyor. Bir deneyeceğim. Bir de şöyle bir crop var. Denersin. Yes arkadaşlar. LC2'nin 42'si oluyor bana. Orada 42 bedeni. Ama duruşunu beğenmedim şu. İç kısmının duruşunu beğenmedim. Yani kıvırık olanlar daha çok yakışıyor bana. Bacaklarıma daha doğrusu. Şöyle gayet rahat oldu yani ama bu da böyle oldu. Alt kısmını çok gösteremiyorum. 200 lira bence etmez ya. Bana bu yaka, şu yaka bana çok yakışmıyor. Anlayacağım. Ay arkadaşlar çıkıyorum LCY2'den bıraktım o iki şeyi. Ya önceden LC2'de böyle çok güzel crop gömlekler olurdu, üstler, başlar, elbiseler olurdu. Hiçbir şey yok. H&M'de de öyle yani şu kot şortu ihtiyacım olduğu için aldım ama dolu mesela indirim falan var diyor H&M'de. Abi hiç güzel şeyler yok. İşte hakim yaka, elbiseler falan var. İndirimli hali işte 600-700 falan indirimli hali. İndirimsiz hali 1000 küsüre falan satılıyor. Yani yok şimdi Defacto'ya falan da girip bakmayacağım. Yani o yüzden gerçekten bazen internete Trendyol'dan almak galiba artık daha mantıklı. Çünkü markalar hiç doğru düzgün güzel bir şey üretmiyor yani benim gördüğüm kadarıyla. Şimdi Özdile'nin burası departman mağazası. Bu marketine ineceğim arkadaşlar. Dışarıda yemek istemiyorum sağlıksız bir şey. Yani evde de ayranın şu çorbası var. Yani ondan falan içerim. Ne bileyim mısır falan var bir şeyler. Şimdi Özdile'nin marketine bir gideceğim. Oradan bir iki bir şey alacağım. Sonra bir lavaboya girip eve. Başka bir şey alma. Ha şey. Rozman'a uğramam lazım benim. Rozman'dan şey alacağım. Güneş kremi.
Güneş kremim yok. Nereden gideceğiz Rozman'a? Neyse giderim ya. Bu acı biberli şeye de ben bayağı alıştım. Acı, canımın yanması hoşuma gidiyor. Şimdi çiçek sular, ev ceyizimize geldik. Gördüğünüz gibi birkaç bir şeyler aldım. Çarpıysa 100 tane falan çorap aldım abi. Şunu unutmayayım da. Bu işte saç şeyinin takip bilmem ne formu. Bunun içi çorap dolu. Kerkayası aldım. İşte böyle. Şöyle kısa. Şunlardan. Bundan 4 çift falan almışım kısalardan. Şöyle bir tane filli var. Elephant. Bir tane nasalı. Kerkayasa çorap alındı. Bir sürü bak kaç. 1, 2, 7 çift çorap almışım. İyi bence kaydı. Şimdi şu dudağımdaki şeyi de sileceğim. Sileceğim. Dolgunlaştırıcı var. Artık bir şeyler yiyeceğim. Hala yanıyor bu arada inceden. Ama alıştım yani. Öyle çok çok kötü falan değil. Bunu zaten gördünüz. Bir daha göstereyim şöyle. Aldığım kot. Yüksek bel, short. Şuralarıma falan geliyor. Çok ben beğendim. 42 beden. Şey pardon 44 beden. Tam oldu. Bunu giydikçe açılacak zaten iyice. Aslında o yüzden 42 alsaydım iyiydi. Çünkü H&M'in jeanleri salıyor kendini. Evet. Şimdi ekmek aldım. Evde ekmek yoktu. Şöyle ekmek aldım. Dursun bunu da dolaba koysam iyi olur. Şöyle onigiri aldım. Yiyeceğim şimdi bugün bunları. Biri somon teriyakili, biri de Kaliforniyalı. Bunları hiç denemedim. Soya sosu var mı acaba ya? Keşke soya sosu da alsaydım. Evde yok çünkü benim. Çok tüketmiyoruz ya. Deneyelim mi şimdi? Aşırı açım. Şu Kaliforniya olanı deneyelim. Bayağı açım. Nasıl açacağız bunu? 1 Şöyle açtım. Yanlış açtım kesin. Deniyoruz. Güzelmiş bayağı. Keşke soya sosu olsaydı ya. Böyle bir siz döneyim mi? Bayağı beğendim. Çok güzel. Surimi falan var. Bunu sonra şimdi hüplettim. Şöyle %100 yeşil, organik yeşil sebze suyum var. İçinde ıspanak, zencefil, elma, limon falan var. Biraz bundan koyacağım. Of çok güzel. Mis gibi ıspanak geliyor. Biraz bundan içeceğim. Ufak bir meze aldım. Şeyden özleyin şeyi var ya. Sarma aldım biraz. Biraz da humus aldım. Bunlarla keyif yapacağım arkadaşlarım. Şu poşeti atmayalım. Evet çiçeklerim. Sofraya oturdum. Elektrik gidip geliyor sürekli nedense. Şöyle dünden kalan sizinle yaptığımız salatamdan var. Dolma var önümde. Biraz da humusum var. Şu humusun bir tadına bakayım. Migros'un humusu çok güzel de. Ay çok güzel. Özleyinki de gayet başarılı. Atıştırmalık yani. Aperatif sağlıklı şeyler yiyorum gördüğünüz gibi. Hemen yiyeceğim. İlacımı içeceğim. Takılacağım çiçeklerim. Kerkayası hala yok. O bence 1-2 saat sonra gelecek. Belki de gelmeyecek. Kamp yapıyorlar çünkü. Ben takılıyorum. Bundan da çok yemeyeceğim. Onigiri yedik zaten. Okey bence. Azar azar her şeyden yiyorum gördüğünüz gibi. Bundan da bu kadarcık içiyorum falan. Çok güzel ıspanak kokusu var ama çok güzel. Çok beğendim. Böyle bebeklerim. Bana afiyetler ballar. Öpüyorum sizi.